Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, bildiğiniz üzere bir önceki videomuzda kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, öncelikle hepiniz videoma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere bir önceki videomuzda sizlerle birlikte Orhan Gazi'nin bey olmadan önceki yaşamı hakkında elimizden geldiği, dilimizin döndüğünce sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalışmıştık. İnşallah bu haftaki konumuz ise Orhan Gazi dönemi Anadolu fetihleri olacaktır. Biz bu videomuzda sizlerle birlikte Orhan Gazi'nin Anadolu fetihleri hakkında bilgi vermeye, sizlere bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Öncelikle hepiniz videoma tekrardan hoş geldiniz. O zaman hazırsanız videomuzun ilgili kısmına geçebiliriz. Orhan Bey'in beylik yıllarının ilk dönemi Anadolu'da fetihlerle geçmiştir. Beyliği sırasında bütün diğer Anadolu beylikleri gibi İran'da kurulu İlhanlıları metbu sayıp yıllık vergi ödemekte devam etmiştir. Diğer yandan da Bizans topraklarına yönelik akınlar ve fetihlerle Osmanlı Beyliği daha da güçlenmiştir. Orhan Bey 1321'de Mudanya'yı fethederek beyliğini Marmara Denizi kıyısına eriştirmiştir. 1323 yılında Gebze'de kendi adında cami yaptırmıştır. 1321 ve 1326'ya kadar Gazi komutanlar emri altında Osmanlı Beylik birlikleri beylik sınırlarına sevk edilmiş, Konuralp Batı Karadeniz dolaylarına, Akçakoca İzmit dolaylarına, Abdurrahman Gazi Yalova dolaylarına akınlar yaparak Yalova, Akyazı, Mudurnu, Pazaryeri, Sapanca, Kandıra, Samandıra fetihleri yapılmıştır. 1326'da hedef bölgenin en büyük merkezi olan ve yıllardır abluka altında tutulan Bursa kenti olmuştur. Önce Orhaneli kalesi alınmış ve yıkılmış. Sonra Bursa hisarını kuşatmak üzere Pınarbaşı mevkiinde karargah kurulmuştur. Fakat Köse Mihal Bey'in diplomatik çabaları sonucu kale muhafızı Evrenos kaleyi savaşsız teslim etmiştir. Köse Mihal Bey ve Ebranus Bey'in Müslüman olup Orhan Bey'in hizmetinde Akıncı Beyleri olarak görev yapmaları ve bu misyonu kendi soydaşlarına devretmeleri, Osmanlılık kimliği yaratma siyasetinin ilk başarılı sonuçlarıdır. Bir vakainame Bursa alınışını 6 Nisan 1326 olarak vermektedir. Fakat elde bulunan bazı Orhan Gazi adına Bursa'da basılı olduğu gösterilen akçe sikkeleri daha önceki tarihleri göstermektedir. Genel olarak Osmanlı tarihçiler Bursa'nın alınması ile Orhan Gazi tarafından başkent yapıldığı bildirirler. Sonraki yıllarda Orhan Bey'in Gazi komutanları Akıncıları ile Kocaeli topraklarında ilerlemişler, Kartal ve Aydos kalelerini fethetmişler ve Boğaz kıyılarında görülmüşlerdir. Mayıs 1329'da Bizans İmparatoru olan 3. Andronikos ve yakın danışmanı sonradan imparator olacak olan Yannis Kantakouzenos 2000 paralı asker ile takviyeli bir Bizans ordusu ile Kocaeli'ne ilerlemiş,
İzmit kuşatmasında bulunan Orhan Gazi yürüyüşle Daraca üzerinden gelmiş ve ilk defa bir meydan savaşı olarak Bizans ve Osmanlı orduları 11 Haziran 1329'da Palaeokaon Savaşı'nda girişmişlerdir. Bu savaşta Bizans ordusu Osmanlı ordusuna yenik düşüp bozguna uğramış ve Bizans İmparatoru 3. Andronikos yaralı olarak kurtulmuştur. Böylece 3. Andronikos'un Bizans'ın Anadolu topraklarını geri alma planları suya düşmüştür. Ve Bizanslılar bir daha böyle planlara girişememişlerdir. Orhan Bey'in bu askeri zaferi sonucu olarak bütün Hristiyanlar için ana itaat prensibi sağlayan Nicia itikadının 325'te kabul edildiği şehir olan ve Bizans Konstantinopolis'i Latinlerin elinden alıp kurtaran İznik Rum İmparatorluğu'nun başkenti olmuş olan İznik, 2 Mart 1331'de hiç direniş görünmeden fethedilmiştir. Orhan Bey ve yakınları tarafından yapılan imar çalışmaları çok kısa bir zamanda İznik bir Osmanlı kültür, ticaret ve sanat merkezi olup bir İslam şehrine döndürülmüştür. Özellikle Orhan Bey, İznik Büyük Katedrali'ni camiye ve bir manastırı medreseye çevirtmiş, eşi Nilüfer Hatun bir imaret yaptırmış, oğlu Süleyman Paşa ise yeni bir medrese inşa ettirmiştir. Bu çalışmalar sürerken Kara Timur Taş Paşa Marmara'nın Gemlik ve Armutlu kıyılarını Osmanlı sınırlarına katmıştır. Sonra daha eski klasik Roma İmparatorluğu'nun başkentliğini yapmış olan ve 6 yıldır Osmanlı ablukası altında bulunan İzmit, 1337'de Bizans tarafından savunulamaz duruma gelmiş. Son Bizans valisi Prenses Marika Palaiologos tarafından terk edilip Osmanlı orduları tarafından fethedilerek yönetimi Süleyman Paşa'ya verilmiştir. Bunun üzerine 3. Andronikos 1333'te Osmanlı hükümdarı Orhan Bey'e bir barış antlaşması teklif etmiş ve yıllık 12 bin Bizans altını haraç karşılığında Bitinya'da Bizans elinde kalmış olan arazilere Osmanlıların hücum etmemesini teklif etmiştir. Böylece Orhan Bey'in Anadolu'da küffardan fethedeceği önemli bir yer kalmamıştır. Orhan Bey bu nedenle 1340'lı yıllarda beyliğini yeni bir strateji olan komşu Türk beyliklerinin fethine yöneltmiştir. Bu ülkeler İslam siyaset felsefesine göre darül harp olmadığı için bu yeni stratejinin uygulanması için sultan nedenler yaratılmıştır. Önce Kares Beyliği'nde hükümdarlık kavgasına geçen Demirhan Bey ile Dursun Bey'in arasını bulmak nedeniyle Orhan Bey 1342'de Uluabat, Karacabey ve Mustafa Kemal Paşa kalelerini işgal etmiştir. Bununla da yetinmeyerek önemli bir askeri kuvvetle 1345'te Karesi seferine çıkmıştır. Bu iki kavgalı bey Bergama'da sıkıştırılmış, Dursun Bey kuşatma sırasında ölmüş, Demirhan Bey esir olarak alınmıştır. Böylelikle Kares Beyliği'ne ait geniş topraklar ve Balıkesir, Manyas, Edincik
ve Erdek kentleri Orhan Bey'in idaresine geçmiştir. Sonra İç Anadolu'ya akınlar başlamıştır. Bu akınlar 1354'te Gerede ve Osmanlılara ulustan beri destek sağlayan ahilerinin merkezi Ankara Kaleleri Orhan Bey'in eline Ankara Kaleleri'nin Orhan Bey'in eline geçmesiyle sonuçlanmıştır. Kıymetli dostlarım, Orhan Gazi dönemi Anadolu fetihleri bu şekildeydi. O zaman gelin şimdi Orhan Gazi dönemi Anadolu fetihleri hakkında başka bir kaynaktan da dinleme yapalım. Şehir ve kaleyi teslim alan Orhan Gazi halka bir duyuru yaparak arzu edenlerin eşyalarıyla beraber gidebileceklerini bildirdi. Hoşgörüde daha da ileri giden Orhan Gazi, kendi halkına katılmayı kabul edenlere cizye ödemek şartıyla adet ve inançlarını koruyabileceklerini duyurdu. Şehir komutanı İstanbul'a gitmeyi tercih ettiyse de halkın büyük bir kısmı yine İznik'te kalmayı tercih etti. Orhan Gazi, İznik'in en büyük kilisesi olan Ayasofya Kilisesi'ni camiye çevirdi. Bir manastırı medreseye dönüştürerek kalenin Yenişehir kapısına imarethane yaptırdı. Eşi Nülüfer Hatun için de aynı yerde bir imaret ve oğlu Süleyman Paşa için de medrese inşa ettirdi. Böylece Süleyman Paşa Medresesi, Osmanlıların tarihteki ilk medresesi olarak kayıtlara geçti. İznik'in fethinden sonra Doğu Roma'nın son Anadolu toprağı olan İzmit'te kuşatma altına alındı. İmparator şehre yardım götürmek üzere gemilerle yola çıktı. Orhan Gazi şehri teslim etmelerine karşılık anlaşmaya razı olduğu haberini gönderdi. Aksi halde savaşın kaçınılmaz olduğunu ve buna hazırlıklı olduğunu da bildirdi. Bu haberden sonra imparator, muhasarının kalkması karşılığında 12 bin altın ödemeyi kabul etti ve şehrin muhasarası kalkarak Doğu Roma Osmanlılara haraç ödeyen bir devlet haline geldi. ...1335 yılına gelindiğinde Moğolların bir parçası olan İlhanlılar yaşanan iç karışıklıklar nedeniyle dağıldı. Bu yıldan sonra Osmanlılar tam bağımsızlık kazanmıştı. İlhanlılar çökene kadar hala kendilerine bağlılıkları devam ediyordu. 1335 yılına kadar Anadolu'da Tekioğulları, Ramazanoğulları, Eretna Beyliği, Dulkadiroğulları ve Karamanoğulları beylikleri kuruldu. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, biz bu videomuzda sizlerle birlikte Orhan Gazi dönemi Anadolu fetihleri konusunu ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce sizlere bilgi vermeye çalıştık. Orhan Gazi Anadolu beylikleriyle mücadeleye girişen ilk Osmanlı padişahıdır. Anadolu beylikleri tam manasıyla Yavuz Sultan Selim döneminde Osmanlı'ya tamamen bağlanacaklardır. Son Osmanlı'ya en son bağlanan Anadolu Beyliği ise Dulkadiroğulları'dır. Kıymetli dostlarım, inşallah önümüzdeki videomuzda sizlerle birlikte Osmanlı Devleti'nin Rumeli'ye geçişi konusunu ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Öncelikle hepinize videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki hafta yeni videomuzda görüşmek üzere. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.
Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun dostlarım, kardeşlerim. Allah'a emanet olun inşallah.